Efendim? Dışarıda polis arkadaşlar var. Efendim, bir terslik olmasın diye size haber vermek istedim. Sen benim hiç kaçtığımı gördün mü? Ankara'da komiser yardımcısıyken sizin emrinizde çalıştım. Gençliğimizde biraz bıçkındık. Siz sahip çıkmasaydınız beni meslekten atacaklar. Nihat? Sen misin? Ya ne kadar değişmişsin. Efendim, siz de hiç değişmemişsiniz. Otur. Efendim, buraya atanınca ilk iş sizi ziyaret etmek istedim. İyi yaptın. Senin bir arkadaşın vardı. Neydi adı? İsmet. O da Ankara'da müdür oldu. Size çok selam. Ellerinizden öpüyorum. Eksik olmasın. Sizin gibi genç arkadaşlarımızı bu mevkilerde görmek bize güç veriyor. Efendim, kara geldi. Gelsin. Geçmiş olsun. Eyvallah. Gerçi daha geçen bir şey yok ama. Biz geçmiş olsun dediysek geçmiştir Kara. Oğlunun yerini buldu arkadaşlar. Gidip alacağız. Ne çabuk buldunuz. Biz bu kadar adam günlerdir bulamıyoruz. Sen beni unutmuşsun. Bu ülke benim avcumun içi. İstediğim zaman, istediğim adamı bulurum. İyi. O zaman bana bir adam daha lazım. Şu avucuna bir bak bakalım. Sonra da söyle, Şamir nerede? Şamir senin meselen değil. O işler senin anlayabileceğin işler değil. Ha. Ama şimdi Mete Bey, Kara da eski Kara değil ya. Orası belli. Eski Kara'nın gözü karaydı. Oğlunu kimse alamazdı. Siz ferman neredeyse söyleyin. Ben gidip alayım. Bu mevzuları sonra seninle uzun uzun konuşuruz. Seni yalnız bırakmam. Beraber gidip alacağız oğlunu. Sen şimdi duygusal davranabilirsin. Siz kendinizi yormayın Mete Bey. Ben kendi işimi kendim görürüm. Kara, oturmaktan daha yorucu bir şey yok. Senle bir operasyona çıkalım ki pasımızı atalım. Oğlum, arabaya hazırlayın. İçeride kaç kişi var biliyor musun? İstihbaratımız güçlü dedik ama o kadar da değil. Ha. 10 dakikaya öğreniriz. Gerek yok. Gerisini ben hallederim. Olmaz Kara, beraber gideceğiz. Bak. İki el silah sesi duyunca sen gel. Tamam mı? Olur. Gözünüzü üstünden ayırmayın. Thank you.
Sıkacaksanız sıkın artık. Hadi. Hadi lan. Sıksanıza. Ne diyorsunuz lan? Hadi sık. Sıksanıza. Ne duruyorsun? Sıksana. Ben varken kimse kafana sıkamaz. Siz utanmıyor musunuz Amerikalılara esir düşmeye? Ha? Şşş. Sıkamadınız mı lan birer kurşun kafanıza? Ha? Kalk. Kalk. Yaşlarına bak. Peki efendim. Sana borçlandık Mete. Biz tüccar mıyız Kara? Borç ne demek? Eyvallah. Ama ben artık karşılıksız hiçbir şeye inanmıyorum. Biz vatanı karşılıksız sevdik. Artık buna da mı inanmıyorsun? Benim bu saatten sonra kimsenin vatanseverliğini sorgulayacak halim yok. İhaneti sorgulayacak halinde mi yok? Eskiden yaptığımız operasyonları kahramanlık destanı gibi anlatanlar şimdi katliam gibi göstermeye çalışıyorlar. Boş ver Mete. Takılma. Birine göre kahraman olursun, ötekine göre katil. Yeni bir şey değil ki bu. Mesele bu kadar basit değil. Bizim üzerimizden bir dönemi kapatmaya çalışıyorlar. Ya itirafçı olun, ihanet edin, ya sanık olun, bir ömür boyu yatın demek istiyorlar. Doğru. Ama ben ne itirafçı olurum, ne de cezaevine giderim. En kötü sıkarım kafama giderim. Ben de senin gibi düşündüm önce ama sonra bunları temizlemeden ölmemeye yemin ettim. Bu ne? Bu işe birlikte girdiklerimizin listesi. Ne yapacağız bunları? Bakacağız Kara. Hangisi hain, hangisi değil anlayacağız. Evet Leyla, ben öğrenemem. Hoş geldiniz Davut Bey. Hoş bulduk. Gelişiniz beni şaşırttı. Belki duymuşsundur. İzzet diye bir kaçakçı kızımı kaçırma cüretini gösterdi. Üzüldüm. Ama bana niye geldiniz? Sen istersen İzzet'e ulaşabilirsin. Eğer İnci'yi kurtarmama yardım edersen sana karşılığını fazlasıyla veririm. Davut Bey, farkında mısınız? Hala kendinizi lütfeden konumunda görüyorsunuz. Mete, geçmişle hesaplaşmanın zamanı değil. Kızımın hayatı söz konusu. Durumunu anlıyorum. Ama
Sen hayatını kararttığın bir adamdan yardım istediğinin farkında değilsin. Farkındayım ve istediğim bedeli ödemeye hazırım. Ağa'ya ameliyathane malzemeleri satmışsın. Niye soruyorsunuz? Cevap ver. Nereye kurdunuz sattığınız malzemeleri? Ha? Biz kurmadık, sadece sattık. Diş hekimleri kullanıyor diş çekmek için. Sen bunları test ediyor musun? Sağlam mı çürük mü diye. Malzemelerimiz garantilidir. Ben daha garantiyi vermedim. Şimdi senin dişlerini tek tek sökeceğim. Gırkını çıkarırsan dilini de koparıp öyle devam edeceğim. Yapma, yerini söyleyeceğim. Onu zaten söyleyeceksin de. Benim bu kadar zamanımı çaldın. Bunun bir bedeli olacak. Güzelmiş. Sen de mi arazi bakıyorsun? Ana gelmenizi Davut Bey mi istedi? İzzet, hiç değişmemişsin. Bir hal hatır sormadan lafı paraya getiriyorsun. Siz de ben de parayı çok severiz. Sevdiğimiz konudan konuş. Biraz zor oldu ama ulaştım. Kızım nasılmış? Kızınız iyi. Onun meselesi Polat'la. Sizinle ya da İnci Hanım'la değil. İnci'yi bırakmak için ne istiyor? Polat'ı. Biraz zor ama gerekirse onu da veririm. Biliyorum. Kendi çıkarınız için çok kişiyi feda ettiğinizi bizzat gördüm. Ama merak etmeyin. İzzet sizden daha kolay bir şey istiyor. Ne kadar istiyor? 400 milyon dolar. Şerefsizi bize harcayacak. Davut eskisi gibi güçlü değil. Şu ara götürmemiz lazım. Yoksa o bizi götürecek. Davut'u götürmek için birilerinin kalemini kırması lazım. Eskiden herkesin kalemini siz kırardınız.
Ne değişti? Davut'un sahipleri var. Onlarla anlaşmadan Davut'u götürürsek başımıza çok iş açarız. Hem adamın torunu yeni ölmüş. Bırak biraz acısını yaşasın. İzzet Polat'ı bayağı çizmiş. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? İzzet Polat'ı çizmedi. Kendi ölüm emrini yazdı. Yakındır. Kucağımıza düşer. Polat Alemdar'la mı çatışacağız? Hayır. Eninde sonunda Polat İzzet'i öldürecek. Polat İzzet'in cesedini alacak. Biz de miras. Madem ki benim üstüme geliyorlar, gelsinler. İşleri size devredeyim. Siz yapın. Hem örgüt nezdinde gücünüz var, hem de devlet nezdinde. Hem de paraya ihtiyacınız olur. Şimdiye kadar niye bu teklifle gelmedin İzzet? Koskoca Mete Bey, bir Polat Alemdar'dan mı çekiniyor? Koskoca İzzet Ağa. Polat Alemdar'dan korkup kaçacak. Ben de İzzet Ağa'nın bu delirmiş halinden çekinmeyeceğim. Çekinirim ki dostlarım beni kırmasınlar. İzzet Ağa, yurt dışına git. Biraz dinlen, kendine gel. Ben de o sırada teklifini düşüneyim. Ben yapmasam bile benim adıma kim yapar bir bakayım. Örgüt böyle bir zaman kaybına izin vermez. Verir, verir. Sen önce bir canını kurtar, sonra cüzdanın içine bakarız. Ne oldu Mete Bey? Ve hiç gelip çok mu ağladı sana? Kara, benimle derdin varsa benimle halledersin. Adamlarımdan uzak dur. Yoksa seni Behiç'ten beter ederim. Şimdi sen buraya kalkıp Behiç için mi geldin yani? Asıl meseleye gel. Biz bir yola giriyoruz. Ben sana bir şey teklif ediyorum. Artık tarafını seçme zamanın geldi diyorum. Sen gidip benim adamımı kaldırıyorsun. Mete Bey, benim adım Kara. Ama sen benden daha karanlıksın. Ben karanlık adamları severim ama güvenebildiğim sürece. Eyvallah. Bana güvenmiyorsan teklifi unut. Herkes kendi yoluna. Ben Behiç'ten öğreneceğimi öğrendim. Sen şimdi ne yapıyoruz onu söyle. Bize hainlik edenleri yok edip tekrar devletin başına geçeceğiz. Kiminle başlıyoruz? Haşim mi? Davut mu? Seç. Şu aşağıya. Mezarlığı gördün mü? Mete Bey. O kadar beraber iş yaptık. Benden nasıl şüphelenirsin? Ayıp olayım. Senle o kadar iş yaptığımız için ben senin ciğerini biliyorum. Haşim Ağa, Mete öyle ya da böyle bir ömür cezaevinde yatacak. Sen kendini kurtarmaya bak. Müdürüm, devletin bana garanti verirse ben devlet ne diyse yaparım. Canımı bağışla, malım mülküm senin olsun. Onlar zaten benim, zaten benim. Mete Bey. Yaşar Ağa, müsait misin? Müsaitim, hayırdır? Seni alıp bir yere götüreceğim. Oyun varsa gelirim.
Oyunun kralı var. Büyük kazanacaksın. Tamam o zaman. Bekliyorum. Sabret, sana bir sürprizim var. Yaşar'a, kaç milyar dolarlık adamsın. Sıkılmadın mı o izbe mekanda? Mete Bey. Bizim işte insan göze batmamalı. Onlar eskide kaldı. Şimdi paranın gücünü olduğundan daha fazla göstereceksin ki itibarın daha çok artsın. İstersen senin hatırına İstanbul'un en yüksek plazasını yaptırayım. Ben sana buldum. Yaptırmana gerek yok. Hazır alacaksın. Yine neler çeviriyorsun Mete Bey? Tataroğlu Holding'i sen alacaksın. Binayı diyorsan alırız. Ama gazeteyi diyorsan onu bize yedirmezler. Ben sana bugüne kadar hiç yapamayacağım bir şey söyledim mi? Siz yine de söylemeyin. Uyuşturucu baronundan gazete patronu biraz zor yaparsın. Bu ülkede kimler gazete patronu oldu? Sen onların yanında balın gibi bembeyaz. Mete Bey, kumarın kralına sokacaksın bizi. Eyvallah. Ben büyük oynamayı severim. Sen satacak olanı ikna et. Ben alırım. Bu meseleyi hallettiğimize göre artık gidebiliriz. Hemen Davut'un karşısına gitmiyoruzdur inşallah. Yok. Hastaneye gideceğiz. Hayırdır? Bir şey mi var? Madem sen medyaya giriyorsun, bundan sonra benim sana iyi bakmam lazım. Ne sıkıntı varsa çözmem lazım. Ne işi var bu herifin burada? Oğlum kalkmış geçmiş olsun demeye gelmiş. Adama niye geldin mi diyelim. Gel seninle iki dakika konuşalım. Pusat, aranızda tatsızlık olduğunu biliyorum. Ama Yaşar da güçlü bir adam. Sen de güçlü bir ailedensin. Bu kavga ikinize de bir şey getirmez. Ama ikinizin de hem gücünden hem itibarından çok şey götürür. Yaşar'ın bana yaptıklarına karşı ben Yaşar'a az bile yaptım. Sen de Yaşar'ın raconunu çizdin. Ama bak ona rağmen adam buraya gelerek büyüklük gösterdi. Sen de büyüklük göstereceksin. Gelsin. Elimi öpsün affedeyim. Pusat Çakar'ın konuşacağı cümleler bunlar değil. Sen böyle devam edersen mahalle kabadayısından öteye gidemezsin. Gerçekten büyük olmak, büyük kalmak istiyorsan her türlü dengeyi gözeteceksin. Yaşar sana verebileceği en büyük tavizi verdi. Neyse Mete Bey. Bu sıkıntılı günümüzde konuşulacak mevzu değil. İyi. Anneni hastaneden çıkarınca senle beraber Yaşar'ın çayını içmeye gideriz. Efendim, beyefendi geldiler. Bu Polat'ın haberini yapan gazeteci çocuğa ve bayana pahalı birer saat alın. Bayanınki daha pahalı olsun. Emredersiniz efendim. Hoş geldiniz beyefendi. O haber 2 saatten fazla eder Mete. Sizin de gözünüzden bir şey kaçmıyor beyefendi. Yok, şimdi biraz katarak var. Geç görüyorum. Eskiden olsaydı erken görür, engel olurdum. Buyurun. Neden engel olmak istiyorsunuz?
Şamir dostumuzun planlarını bozuyorsun da ondan. Şamir Polat'ı hala tanıyamamış. Polat o masaya oturursa biz biteriz. Şamir bunu anlamıyor. 50 yıldır bizi bu ülkede silmek için 3 darbe, 4 darbe girişimi, 3 muhtıra, 7 suikast girişimi, 2 parti kapatma, sayısız partimizi bölme girişimi yaptılar. Onların isimleri tarihten bile silindi. Ama biz dimdik ayaktayız. Polat Alemdar'dan mı çekineceğiz? Siz kimseyi küçümsemezsiniz beyefendi. Bu kadar badireyi atlatmanızı sağlayan da bu. Bence Polat'ı da hafife almayın. Hiç kimseyi küçümsemem doğru. Ama dostlarımı da küstürmem. Şamir önemli bir dost. Küstürmemek lazım. Beyefendi küstürmeyin tabii. Ama Şamir'le konuşun. Polat bu işten güçlenerek çıkar. Ne yaptınız? Polat Alemdar'ı iyi ağırladınız mı? Efendim, biz kendisini tam ağırlayacaktık ki. Bana bir daha mazeret bildirme. İşi beceremeyecekseniz niye oradasınız? Polat o masaya oturursa hepinizi kazığa oturturum. Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz seninle eski dostuz Meteciğim. 28 Şubat'ta seninle az çalışmadık. Kapın sana her zaman açık. Ben de size o rahatlıkla geldim. Sizinle görüşmem gereken iki konu var. Birinci konuyu biliyorum. Yanlış yapmışsın. Bana sormadan Polat Alemdar'a suikast yapmaya kalkmışsın. Ben Polat'ın sizinle düşmanınız olduğunu sanıyordum. Neydi? Polat Alemdar oradaysa ben istediğim için orada. Sen bunu bilmeyecek adam değilsin. Planlarımı bozacak işleri yaparsın. Eski günlerin hatırını tanımam. Yanlış yapıyorsunuz. Polat müzakerelerden güçlenerek çıkacak. Yanlış doğru. Orasını ben bilirim. Bundan sonra yapacağınız şeylerden haberim olacak. Polat'a yaptığınız bir yanlış. Benden habersiz Davut'un gazetesini almaya kalkman ikinci yanlış. Davut beni cezaevine tıkmak için, İtibarsızlaştırmak için gazetesini kullanıyor. Senin bu cezaevi korkun ne zaman geçecek? Bak bana, Guantanamo'dan bile güçlenerek çıktım. Hele bu ülkede kahraman olmak için cezaevine düşmek şart. Ben dışarıda kalmayı tercih ederim. Ben istemediğim süreci seni kimse cezaevine atamaz. Yanlış yapmakta ısrar etme ki cezaevine girmeni istemeyeyim. Gazeteyi almamızı istemiyorsanız Yaşar Ağa'ya söylerim, almaktan vazgeçer. Yo. Yaşar'ı severim. Artık sınıf atlamasının zamanı geldi. Uyuşturucu işini bir başkası yapar. Yaşar bize bundan sonra medyada hizmet verecek. Gözlerinden öperim koçum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi daha iyi gördüm Nesrin Hanım. Oğlum bana iyi bakıyor. Eline ne oldu pusatım? Kesildi. Kahvenizi nasıl içersiniz? Zahmet etmeyin lütfen. Sizin konuşacaklarınız vardır. Sade lütfen. Ne konuşacakmışız? Bu memlekette herkesi öldürebilirsin. Ama polise, hakime, savcıya dokunamazsın. Dokundum, geçmiş olsun. Daha geçen bir şey yok koçum. Bir adamını ver, içeri girip yatsın, bu işi kapatalım. Adamın ifadesinde işkenceye uğradığını söylesin. Bir daha böyle bir şey yapmadan önce bana haber verin.
Ben kime ne yapıp yapamayacağınızı söylerim. Tamam mı koçum? Kimseye yapacağım şeyi önceden söyleyemem. Çünkü yapacağım şeyi ben de önceden bilmem. Bir hata yaparsam bedelini öderim. Yok koçum, ödeyemez. Gerisini reis sana anlatır. Biraz zaman geçsin. Küçük bir şeyle cezaevine girmen lazım. Bir ay içeride kal ki milletin tansiyonu düşsün. Hem de sen efsane ol. Zaten o bir ayın içinde dediğimi anlarsın. Bedelin ömürle ödenmeyeceğini öğrenirsin. Çok yönlü olarak incelendiğini bildirdi. Biz de Tataroğlu Medya ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Yaşar'a, duydun mu haberi? Duydum Mete Bey. Ben de sizi arayacaktım. İşlem yarıda kaldı. Ne demek yarıda kaldı? Neredeyseniz geleyim, yüz yüze konuşalım. Ofisteyim. Aziz! Bana Karay'ı bulun. Emredersiniz efendim. Çoluk çocuk nasıl Namıkçım? Ellerinizden öperler. Sayenizde iyiyiz. Çok daha iyi olacaksın. Efendim, Tuğrul Bey ile Yaşar Bey geldiler. Gelsinler. Emredersiniz. Namıkçım, sen Yaşar Ağa'yla tanışıyor musun? Gıyaben tanıyorum kendilerini. Namıkçım, Yaşar Ağa'nın bir derdi var. Bana anlattı. Ben de dedim ki, benim Namık diye bir kardeşim var. Beni kırmaz. Senin problemini çözer. Yapabileceğim bir şeyse elbette. Namık Bey, belki duymuşsunuzdur. Biz dün Davut Tataroğlu'yla Tataroğlu Medya'nın satışı için anlaştık. Ben kendisine satış bedelini ödedim. Satış için bir protokol yapıp imzaladık fakat notere imzalatma fırsatımız olmadı. Bu protokol ve paranın ödendiğine dair de kontrol. Davut Bey vefat ettiği için noter satışı yapmanız mümkün değil artık. Ben de öyle söyledim Mete Bey. Yaşar'a dur bakalım. Namık bir yolunu bulacak elbet. Mete Bey, sizin isteğinizi emir telakki ederim, bilirsiniz. Ama bu işin sonunda hepimizin hapse girme riski var. Yaşar'a, siz biraz izin verin. Biz Namık'la baş başa bir konuşalım. Olsun Yaşar Ağa. Namık dosyanızı aldı, halledecek. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Tuğrul, sen Namık'la git, evrak işini halledin. Tamam efendim. Kızım, sen onları bırak, bize iki orta Türk kahvesi yap. Tamam efendim. Buyurun Yaşar Ağa. Hadi bakalım. Yaşar Ağa, artık medya patronu olduğuna göre uyuşturucu işini Yavurdağlılara devretme vaktin geldi. Mete Bey, ben devretmesine devredeyim de o işte sıkıntı var. Bu alemde biri işi bıraktı mı, altında çalışanlar kendi işlerinin sahibi olduklarını zannetmeye başlarlar. Sen merak etme, benim o işe ilişkin planım hazır. Sana haber gönderdim Davut işini beklet diye. Neden öldürdün adamı?
Bana haber maber gelmedi. Kara, adamın Ömer'e bizzat söylendi. Nasıl haberi yok? Ben sana haberim yok diyorsan, haberim yoktur. Mete Bey, sen beni mi sorguluyorsun? Gerekirse onu da yaparım. O eskidendi Mete Bey. Ya güvenip beraber çalışacaksın, ya da herkes kendi işine gücüne bakacak. Ben artık senin emrinde değilim diyorsun ya. Ben hiçbir zaman şahısların emrinde olmadım. Ben devletin emrinde oldum. Artık devlet sen değilsin diyorsun ya. Bugüne kadar kim ben devletim dediyse, devlet ona haddini bildirdi. Sen sen ol, ben devletim deme. Kara, kaderimiz birlikte. Ya birlikte var olacağız, ya birlikte yok olacağız. Sen ne dersen de, geçmişimiz gibi geleceğimiz de ortak. Madem öyle, ortağına güveneceksin. Bir daha benden şüphe edersen, hiç konuşmaya zahmet etme. Direkt sık. Abi Mete'ye çok sert çıktın. Alttan alsan Polat'la çalıştığımızı anlardı. Hadi bil. Şimdi diyorsun ki Mete Bey Kara'yı bu kadar havlattı, haddini bildirmedi. Efendim, sizin bir planınız olacağını bilecek kadar yanınızdayım. Ömer'i kaldırın. Hallettin mi şimdi canım? Hallettim canım. Ömer'im, sana bir şey soruyorum. Kara abini sat demiyorum. Davut'u öldürmeden benim aradığımı biliyor muydu, bilmiyor muydu? Bilmiyordu. Peki koçum. Ben seninle haber gönderdim. Yetiş dedim. İletmedin mi? Efendim, ben gittiğimde işi bitirmişti. Seni emrimi yerine getirmedin diye öldürmeyeceğim. Yalan söylediğin için öldüreceğim. Biliyorsun, yalancı adamı nasıl sevmem. Bu da Kara abine sondan bir önceki kıyağım. Bugün bana yalan söyleyen, yarın ona söyler. İnci Hanım, daha önce haberim olsaydı size bunu yapmalarına izin vermezdim. Babanızla biliyorsunuz, çok yakın iki dostluk. Babam bana gazeteyi satacağını söylememişti. Çok hızlı gelişti. Demek Polat babamı bunun için öldürdü. Sen babamın satacağını biliyor muydun? Sadece ben değil, bütün yazar arkadaşları topladı Davut Bey İnci Hanım. Hepimize söyledi, zaten evrakı mevcut. Sizin hisselerinizi de devralırsak konu tartışmaya açılmaz İnci Hanım. Tabii sizin hisselerinizin değeri daha yüksek. Benim parayla ilgili bir meselem yok. Tek derdim var. Torul size söylemiştir. Müsaade ederseniz beyler, İnci Hanım'la baş başa görüşelim. Tabii ki. Oğlunuzun durumunu söyledi Tuğrul. Araştırıyoruz. En kısa zamanda bulacağız. Polat gelmeden bulmanız lazım. Polat Alemdar İstanbul'da. Siz devir kağıdını imzalayın, ben bütün isteklerinizi yerine getireyim.
Evet. Bunu da sana aldım canım. Teşekkür ederim, zahmet etmişsin. Kızmadın bana değil mi? Yine çok açıldım ama ne yapayım? Hepsi birbirinden güzeldi. Asıl güzel giyinmezsen sana o zaman kızarım. Yanımda her zaman şık, her zaman bakımlı olacaksın. Senin bu yönüne bayılıyorum. Diğer yönlerimi görsen hemen bayılırsın. Efendim, Nesrin Hanım geldiler. Bekletme, al içeri. Yeri gelince ben bile bekliyorum. Nesrin Hanım'ın ne ayrıcalığı var? Hoş geldin Nesrin Hanım. Hoş bulduk. Buket'le tanışıyor musunuz? Memnun oldum. Mete Bey'le acil bir konuyu konuşmam lazım. Kusura bakmayın. Buyurun. Canım, yarım saate çıkmamız lazım. Yemeğe sözümüz var. Tamam Buket. Mete, pusat bir delilik yapacak, engel ol. Delikanlı adam, tabii ki delilik yapacak. Biz niye varız? Bu sefer başka. Benim yüzümden olmaz iş geldi başına. Ne oldu? Ziya denen şerefsiz, pusatı rezil etmek için beni kaçırdı. Pusat nerede şimdi? Bilmiyorum. Aziz, Tufan! Ziya şerefsizinin yerini bulun bana. Emredersiniz. Emredersiniz efendim. Nasıl olmuşum? Güzel olmuşsun. Beğenmedin sen. Buket, zorlama beni. Nesrin'den sonra tavrın değişti senin. Canımı sıkma Buket. Kavga edeceksen git kuaförünle, terzinle kavga et. Efendim, bir sorunumuz var. Yemeğe gidecektik, söz verdin ama. Ne oldu? Efendim, Aziz'leri almışlar. Nasıl almışlar? Öztürk vurulmuş. Gittiklerinde ağır yaralıymış. Koruma polisi... Yeter, çık! Galiba... Nihat, Aziz'leri almışlar. Niye haber vermiyorsun? Haberin yoksa git öğren. Gitmeyeceksek üstümü çıkarın. Ahmet! Öztürk ölmeyecek. Ne yapın, edin, yaşatın. Peki. Öztürk ölürse biteriz. İyiyim, sağ ol. Sana bir işim düştü. Estağfurullah, ricam. Bir saate kadar acil Londra'ya uçmam lazım. Senin uçak müsait mi? Eyvallah. Gözlerinden öpüyorum. Efendim, yurt dışına çıkarsanız suçlamaları kabul etmiş olursunuz aslında. Suçsuz olduğumu ispatlayana kadar içeride çürütürler. Efendim, tutuklanmanızı gerektirecek bir durum yok. Büyük ihtimalle ifadenizi alıp bırakacaklar. Bana mı anlatıyorsun ya? İfadenizi alacağız derler, 30 sene yatarız. Öztürk yaşarsa döner. Ölürse Türkiye'ye artık benim cesedim var. Efendim, polisler geldi. Ne yapalım? Git oyalan. Ben arkadan çıkarım.
Efendim, o zaman kendinizi bitirirsiniz. Evi sarmışlar. O şekilde kameralara yakalanırsanız sizi ve sizi sevenleri çok üzerler. Git konuş. Basın falan varsa uzaklaştır. Ben savcıya gidip bizzat teslim olacağım. Kabul edeceklerini sanmıyorum ama bir deneyim. Dene. Komiserim, Mete Bey savcı hanıma gidip ifadesini verecek. Sizden anlayış mı? Müdürüm, savcı hanımın açık talimatı var. O riski aldım. Girin. Sizi akademide büyüklerinize saygı öğretmediler. Efendim, kimseye ayrıcalıklı muamele yapmamayı sizlerden öğrendim. Haddini aşıyorsun. Bunun hesabını çok ağır sorarım sana. Ben görevimi yapıyorum. Köpeklik yapıyorsun. Götürün. Başka bir emriniz Mete Bey. Sağ ol hocam. Siz beni gardiyan yaptınız Mete Bey. Bilsem ki sizi bir gün burada göreceğim, vallahi gardiyan olmazdım. Vatan için dağda taşta çok yattık koçum. Ne var? Bile hücresinde yatarız. Mete Bey. Mete Bey. Mete Bey, iyi misiniz?
Mete Bey. Benim buradan çıkmam lazım. Bittim ben. Duramam burada. Sakin olun Mete Bey. İlk günler böyle olur. Yavaş yavaş alışacaksınız. Anlamıyorsun. İtibarım iki paralık oldu. Bitirdiler beni. Biraz daha kalırsam kendimi öldürürüm. Avukatınız gelmiş Mete Bey. Belki iyi bir haberle gelmiştir. Ümit, bana iyi haber getirdim de. Delireceğim burada. Aman delirme. Bir ömür burada sürün istiyorum. Kara. Otur. Dua et buradan çıkamayayım. Çıktığım gün seni parça parça edeceğim. Sen çıkmayı falan unut. Burada kalman çok ayrına. Dışarıda seni bir gün yaşatmam. Senin ancak burada yaşamana izin veririm. Ama sana bir şey soracağım. Oğlumdan ne istedin? Oğlunun senin gibi bir babası olacağına ölmesi daha iyiydi. Mete, burada hava atacak kimsen yok. Hava alacak bir yerde yok. Sen hava almadan, hava atmadan bir seneyi çıkartamazsın. Bundan sonra seni kimse tanımaz. Ziyaretine gelmez. Ama rahat ol. Ben senin ziyaretine hep geleceğim. Seni ellerimle öldüreceğim. Gardiyan yardım edin. Mete Bey kötüleşti. Bırakın Mete beni Bey, kara olun. Avukat değil. Yardım Mete, edin. Sakin olun. Götürün onu. Sizi kesin sevgilerden revire götürün yani. Hemen. Sakinleştirici hadi. Yapsınlar. Ben de hastaneye sakin sevki olun. İçin mahkemeye müracaat edeceğim. Mete Bey lütfen. Başına bir şey gelmesin. Müvekkilim benim için çok değerlidir. Mete Bey bırakın sakin olun. Lütfen. Köpek. Kendinize zarar vereceksiniz. Karayı tutsanız. Sakin olun. Efendim. Anladım, tamam, geliyorum. Bir saniye Mete Bey. Thank you.
işlemi isterim. Tahliye oluyorsun. Ne diyorsun? Nasıl? Öztürk kendine gelmiş. Beni kara vurdu demiş. Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk doktoru çağır, doktoru. Tamam. İdemi yıkamaları lazım. Abi birden çıktı. Ne olduğunu anlayamadım. Tufan, çok hata yapmaya başladınız. Karaya bırakmam işinizi, ben bitiririm. Aldın mı tekrar Öztürk'ten bilgileri? Aldım abi. Bunları hemen arayın, kara çökmeden haber verin. Listeyi Nihat müdüre ver. Hepsini gözetim altında tutsun. Kara ortaya çıkarsa alsınlar. Emredersin abi. Efendim, Nesrin Hanım geldiler. Çıkın. Hoş geldin Nesrin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Çıkmana çok sevindim. Ben de seni gördüğüme çok sevindim. Buket yok mu? Sen yok de yok olsun. Yazık kızı. Seni seviyor. Biliyorum. Ama tek taraflı sevgi bu kadar yürüyor. Belli bir yaştan sonra insanın çocuk sevgisi her türlü sevgiyi bastırıyor. Benim sana olan sevgimi bastıramadı. Ben yine o sevgiye güvenerek senden bir şey istemeye geldim. Kenan meselesi mi? Hı hı, evet. Pusat'ın olayla ilgisi yok. Yaşar aile onları barıştırmanı istiyorum. Yaşar'ı zapt etmek çok zor. Bunun için Kenan'ı kimin öldürdüğünü bilmem lazım. Gerçekten bilmiyorum. Ama Pusat'ın yapmadığını biliyorum. O yapsa benden gizleyemezdi. Ben Yaşar'la Pusat'ı bir araya getiririm. Ama biz ne zaman bir araya geleceğiz? Söz. Şu Badire'yi bir atlatalım. Ben de istiyorum. Size de dedim, size de diyorum. O kara yılanını bulup içeri atmazsanız şerefsizsiniz, namussuzsunuz. Size verdiğim emeklere yazıklar olsun. Size söz veriyorum efendim. Fare deliğine girmiş olsa bulup çıkaracağım onu. Sizinkiler sana izin verir mi? Polat sevdası hem sizinkilerin hem emniyetçilerin gözünü kör etmiş. Efendim, benim de Polat Alemlere saygım var. Ama size can borcum var. Kim engel olsa yıkar geçerim. İşlerim biraz karışıktı, daha erken gelemedim. Kusurumuza bakmayın. Estağfurullah koçum. Seni onun için çağırtmadım. Mete Bey, Yaşar için çağırdıysanız bana müsaade. Senin ailenden herkes sağ. Onun oğlu öldü. Bu hayatta yaralı bir babadan daha tehlikeli bir şey yoktur. Yaşar'ın kaybedecek bir şey kalmadı. Senin annen var, bacın var. Onları ömür boyu 24 saat koruyabilecek misin? O benim yanıma adam sokmuş. Memati'yi öldürmeye kalktı. Bu işin raconu bu. Sen de yapabiliyorsan onun yanına adam yerleştir. Mete Bey, ben de yeriniz özel, hatırınız büyük. O yüzden siz bu işe hiç girmeyin. Sizi kırıyor olmak beni çok üzer. Efendim, bölüyorum ama kusura bakmayın. Yaşar ağa geldi. Al içeri. Düşmanın geldiyse gitmeyeceksin. Kaçtı derler. Ne söyleyeceksen yüzüne söyleyeceksin. Mete Bey, Pusat burada olduğuna göre herhalde onu bana vermek için çağırdın. Ağzını topla, yoksa ben toplarım. Kesin dalaşmayı. Yaşar, sen oğlunu kimin öldürdüğünü öğrenmek istiyorsun. Pusat da onun yanına nasıl adam koyarsın onu öğrenmek istiyor. Adam gibi konuşacaksınız. Ben oğlumu öldüreni biliyorum. Oğlumu öldüreni de, sebep olanları da yok edeceğim. Gördük.
Yaralı bir adamı götürmeye bile yetmedi gücün. Beyler, bugün o kadar mutluyum ki keyfimi siz bile bozamazsınız. Yaşar ağa, oğlunu pusat mı öldürdü? Bana sormayın. Ona sorun. Ben hayatta yaptığım hiçbir şeyi inkar etmedim. Öldürsem öldürdüm derim. Kimseden çekinecek halim yok. Mete Bey, benim derdim Memati ile. Beni çoluk çocukla niye muhatap ediyorsun? Sen yaşlandın tabii. Bunadın. Ne dediğini bilmiyorsun. Memati'yi öldürsen en çok ben mutlu olurum. Ama becerebileceğinden hiç ümidim yok. O zaman neyin kavgasını yapıyorsunuz? İkinizin de düşmanı aynı. Önce benim yanıma koyduğu adamın hesabını versin. Eski eskide kaldı pusat. Sen de Yaşar Ağa'ya karşı bir takım işler yaptın. Yaşar Ağa uzatmadı. Sen de uzatmayacaksın. Tamam mı? O zaman anlaştınız. Bu işte kalemi kırılacak adam Memati. Hanginiz yapacaksınız? Karar verin. Benim için neler söylüyor? Söylediklerinde yanlış bir şey var mı? Eşref Bey, ben çıkarımı kolluyor olabilirim. Ama hiçbir zaman kendi çıkarımı vatanımın, milletimin çıkarından farklı görmedim. Mete Bey, sana köşene çekilmen söylendi. Sen ısrarla her olaya müdahale olmaya çalışıyorsun. Adam terörle mücadele etmek için uğraşıyor, sen arkasından iş çeviriyorsun. Polat Alemdar'ın her yaptığı doğru mu? Şahmeran'ı asması yarar mı verdi, zarar mı? Mete Bey, ben seni her yerde savunmaya çalıştım. Hayatta en kötü şey savunulacak hiçbir şeyinin kalmaması. Sen kredini tüketmek üzeresin. Devlet bir kişinin inisiyatifine bırakılamaz. Bırakılırsa o adam kendi bildiğini okur. Sonunda da kaybeden o şahıs değil, devlet olur. Bu söylediklerini biz de hesap ediyoruz, merak etme. Sen benden ne istiyorsun, açık konuş. Ben çok hata yaptım. Ama yaptığım hataların hiçbiri ihanet değil, hata. Bu hatalardan da gerekli dersleri çıkardım. Bu devlet beni bir köşede oturup olanları izlemem için yetiştirmedi. Tekrar soruyorum Mete Bey, ne istiyorsun? Ya Polat Alemdar'a beni anlatın ya da siz anlatamıyorsanız bizi bir araya getirin, kendim anlatayım. Biz vatanımız için en büyük fedakarlığı yaptık. Canımızı ortaya koyduk. Bundan da büyük gurur duyuyoruz. Milletimizden, devletimizden tek istediğimiz bizleri unutmasınlar. Sesimizi duysunlar. Sorunlarımıza şefkatle yaklaşsınlar. Milletimiz, devletimiz var olduğu müddetçe sizler unutulmayacaksınız. Sizler milletimizin ne kadar büyük, ne kadar fedakar bir millet olduğunun somut örneklerisiniz. Siz benim silah arkadaşlarımsınız. Sizler kadar şanslı değilim. Bu devlet için, bu millet için gazilik ya da şehitlik mertebesine ulaşamadım. Ama ne mutlu bana ki sizler gibi silah arkadaşlarım var. Efendim, örgütteki adamımızdan haber geldi. Karayillerindeymiş. Söyle işini bitirsin. Hata istemiyorum. Emredersiniz. Kusura bakmayın. Ben de sizin gibi dertliyim. Sizi konuşturacağım ama sizi karşımda görünce kendim konuşuyorum. Buyurun arkadaşlar. Basınımıza sorunlarınızı anlatın. Efendim, devletimiz büyüktür. Dertlerimizi çözer. Çözmese de canı sağ olsun. Bizim ferdi dertlerimizden önemlisi bizim gazi olmamıza neden olan sorunun çözülmesi. Ben merak ediyorum. Terörle mücadele yönteminizde değişiklik yapmanız gerektiğini neden düşünüyorsunuz? Hasan kardeşim, benim fikrimde bir sapma yok. Teröristle mücadeleye aynen böyle devam.
Ama terörle mücadele çok daha geniş kapsamlı bir strateji gerektirir. Biz bugün bu stratejiyi ortaya koymazsak maalesef daha çok canımız yanar. Polat Alemdar gidip terör örgütünün fiilen başı durumundaki Şahmeran'ı ortadan kaldırdı. Ben biliyorum ki bunu o yaptı. Ama basınımız sanki başka biri yapmış gibi manşetler attı. Demek ki terörle mücadele edenler yalnızca teröristle mücadele etmiyorlar. Her alanda bu mücadeleyi veriyorlar. Ben de aynen onu söylemeye çalışıyorum. Polat Alemdar bayrağı bizlerden almış çok değerli bir kardeşim. Hepimizin ona yardımcı olması lazım. Ancak onun da bizim gibi tecrübeli, bu mücadeleye ömrünü adamış büyüklerini dinlemesi, onların tecrübelerinden faydalanması lazım. Mete, ben çok sıkıldım. Ne olur bir yerlere gidelim. Tadım yok Buket. Hiçbir yere gidemem. Sen arkadaşlarınla bir şeyler yap. Son zamanlarda bana hiç vakit ayırmıyorsun. Farkında mısın? Hiç bakma öyle. En son ne zaman beraber bir şeyler yaptık? Bir yere gittik? Beraber oturuyoruz işte burada. Benimle bir şey yapmak istiyorsan burada otur. Yok, gezmek istiyorsan arkadaşlarını ara. Beni daraltma. Efendim Nesrin. Hanım. Biraz sürpriz olacak ama bugün Selvi'nin düğünü var. Seni unuttum sanma. Selvi'nin durumundan ötürü bugün ancak kesinleşti. Gelirsen çok sevinirim. Davetin için teşekkür ederim. Ama benim oraya gelmem keyfinizi kaçırmasın. Asıl gelmezsen ben mutsuz olurum. Hayatta en son isteyeceğim şeydir. Mutlaka geleceğim. Çok mutlu edersin. Hoşça kal. Hani keyfin yoktu? Bir yerlere gidemezdik. Bir yere değil, düğüne gidiyorum. Gitmesem çok ayıp olacak. İyi bari. Beraber bir şeyler yapmış oluruz. Ben üstüme bir şey alayım. Eğlenmeye gitmiyorum. Gidip gönüllerini yapıp çıkacağım. Kimin bu düğün Mete? Selvi Çakır'ın. Beni niye götürmediğin anlaşıldı. Efendim, Mete Bey geldi. Ne diyorsun oğlum sen? Başına güneş mi geçti? Beni özlemişsin diye duydum. Kalktım geldim adaş. Niye haber vermedin? Karşılardık. Yaşlanmışsın. Eskiden haber vermeme gerek kalmazdı. Sen haber alırdın. Bizim gücümüz Amerika'ya kadar ulaşmıyor. Bölgeyle sınırlı. Öyle deme adaş. Amerikalıların Polat Alemdar'dan sonra bana en çok sordukları adam sensin. Türkiye'ye döndüğünden haberleri var mı? Haber verirsin diye sana geldim işte. Onların prensi Polat Alemdar. Haberleri olsun istiyorsan ona gideceksin. Onu da taziye vermeye gideceğim. Senin yerinde olsam kimseye bulaşmam. Köşemde otururum. Memlekete dönebilmek için çok bekledin. Bu fırsatı harcama. Beklediğime değdi. Merak etme. Artık benim sıram. Amerikalılara güveniyorsun. Ama Gladio operasyonunu yaptırdıktan sonra seni Türkiye'de bile tutamadılar. Amerikalıları boş ver. Ben buraya ülkeyi devralmaya geldim. Yakında çok büyük şeyler olacak.
benimle misin, değil misin? Nereden tanıyorsun? Anlamadım. Memati'yi vuran tetikçiyi nereden tanıyorsun? Benim bu işle alakam olduğunu düşünmüyorsundur umarım. Ne sorduysam ona cevap ver. Ben buraya iyi niyetle geldim. Polemiğe girmek için gelmedim. İyi işte. Tetikçiyi nereden tanıyorsun söyle. Niyetin iyi mi kötü mü anlayalım. Dün akşam nereden tanıdığımı bir türlü çıkaramamıştım. Cinayeti duyunca hatırladım. Zamanında itirafçı diye getirdiler bana. Ama tavırları hoşuma gitmedi. Çift taraflı çalışıyor olabilir diye uzaklaştırdım. Niye sıkmadın kafasına? Hangi birine sıkayım? Bunun gibi yüzlercesi geldi geçti. Bunu kullanan örgüt mü? Örgütün içinde birileri mi? İkisi de olabilir. Ardı ardına çok tuhaf gelişmeler oluyor. Mete Aymar bugün memlekete dönmüş. Memati'nin ölümüyle ne ilgisi var? Bilmiyorum ama tesadüflerden hoşlanmam. Bir de Yaşar'ın örgüte büyük para verdiğini duydum. Yaşar'dan belki bir şeyler öğrenebilirsin. Adaş, alıştın mı İstanbul'a? Bir şeye ihtiyacın var mı? Hiç değişmemişsin. Hala karşındakini kibarlıkla ezmeye çalışıyorsun. Sana iyilik de yaramıyor. Yine psikopata bağlayacaksan görüşmeye gerek yok. Çok uzun zamandır düşünüyorum. Adaş'ı şanına yakışır bir şekilde öbür tarafa mı göndereyim? Yoksa yanıma mı alayım? Karar veremedim. Dedim işin en doğrusu muhatabına sorayım. Sen psikopatlığı da geçtin. Soracak bir şey yok. Emrime gireceksen buyur. Yoksa topla bavulunu nereden geldiysen oraya dön. Ha, geldiğin yerden gaz almışsan onlara da fazla güvenme. Senin gibi çok adamı yarı yolda bıraktılar. Devir değişti. Artık dönem benim dönemim. Akıllı ol. Yoksa sana kurşun bile yakmam. Attırırım içeri, bir ömür yatarsın. Bu İstanbul'a iki metre çok. Bundan sonra ya sen ya ben. Ne oldu Nuri? İşinden memnun değil misin? Başka bir yere mi yerleştirelim? Mete Bey, konu başka. Bugün Polat Alemdar gelip birini sordu. Kimi sordu? Yardımcı olsaydın. Size danışmadan bir şey yapmak istemedim. Sorduğu şahıs örgütte ama teşkilatta da çalışan biri. Bizimkilerden biri mi? Yok efendim, Mete Aymar'ın ekibinden. Bana bundan daha büyük bir hediye veremezdin. Dile benden ne dilersen. Başımızdan eksik olmayın, bize yeter efendim. Nuri, bu ikimizin arasında sır kalacak. Kimsenin haberi olmayacak. Emredersiniz efendim. Aziz! Bana Mete'yi bul, görüşeceğim. Emredersiniz efendim. Şimdi bakalım kim kimin emrine girecek, görüşeceğiz adaş. Beni çok mutlu ettin. Ben ne zaman mutlu olacağım acaba? Bana izin vermiyorsun ki seni mutlu edeyim. Yemekten önce alır mıyız birer tane? Beni sarhoş edip baştan çıkarmaya mı çalışıyorsun? Evet.
25 yıldır beklediğim kadını. Sana. Neyimi bekledin acaba? ...25 yılı... anlatsam bitmez. Dinliyorum. Artık seni bırakmayacağım. Bundan sonra hep beraber olacağız. Bundan sonra ben de seni bırakmam. Ama benden başka kadına da müsaade etmem. Benim için senden başka kadın yok. Yıldır bütün kadınlara aynı şeyi söylemekten bıkmadın mı? Senin bu kadar alçalabileceğini bilmezdim. Bu hayatta benden daha iyi olduğu tek şey kadınlar. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? O zaman seni öldüreceğimi de biliyorsundur. Adaşın bunca yıldır sizi sevmekten neden vazgeçmediğini şimdi daha iyi anlıyorum. Ulan adam bizi filme çekmiş. Şerefsiz evimizi gözetliyor. İçeri kamera yerleştiriyor. Siz uyuyorsunuz. O da yetmezmiş gibi. Elini kolunu sallaya sallaya yatak odama kadar giriyor. Sen Nesrin Hanım'ı evine bırak. Ben bu halde eve gidemem. Bu iş benim namusum. Bu işi halledeceğim. Sen Aziz'le arabada bekle, geliyorum. Efendim, bana bir şans daha verin. İnsanın namusu bir defa kirlenir. İkincisi olmaz. Efendim, Pusat Çakır geldi. Niye gelmiş, bir şey dedi mi? Söylemedi efendim. Bu şerefsiz Mete hemen mi haber verdi? Çıkın dışarı. Al içeri gelsin. Emredersiniz efendim. Hoş geldin Çakır. Peki hoş gelmedin Mete Bey. Neden? Canını sıkan bir şey mi var?
Annemden uzak durun. Benim annene büyük bir saygım var. Saygınız varsa annemin saygınlığını lekeleyecek şeylerden kaçının. Dün akşam sizi ziyarete gelmiş. Böyle şeyler yanlış anlaşılmalara, dedikodulara yol açabilir. Annen niye geldiğini söyledi mi? Biz annemizle öyle şeylerin lafını bile etmeyiz. Annen tanıdığım en zarif hanım. Benim hasta olduğumu bilen tek kişi. Moral vermeye gelmiş. Niye sadece annem biliyor? Neyiniz var? Kanserim. Nesrin Hanım'la görüşmek istiyorum. Çok önemli. Bir saniye efendim. Gel. Efendim, Mete Bey arıyor. Müsait olmadığınızı söyledim ama önemli dediler. Çık. Evet. Telefona çıkmak istememekte haklısın Nesrin. Ama söz veriyorum, bu işten en ufak bir zarar görmemen için her şeyi yapacağım. Bu işi çözmeden beni bir daha arama. Kiminle konuşuyorsun Mete? Sürekli telefonun meşgul. Lan sana hesap mı vereceğim? Hesap verdiklerim başka. Doğru. Buket, şimdi hiç zamanı değil. Canını yakarım. Sen zaten yaktın beni yakacağın kadar. Senin yüzünden geleceğimden vazgeçtim ben. Ne geleceği lan? Sayemde itibarın oldu. Ben demesem kim sana selam verirdi? Mete, kırıcı oluyorsun. Haklısın. Ben seni daha fazla kırmayayım. Aziz! Özür dilerim hayatım. Canını sıktım. Sonra konuşalım. Sonrası morası yok. Buket Hanım'ı götür, evde neyi varsa toplasın. Bir daha da yüzünü görmeyeceğim. Mete, ben sensiz yapamam. Lütfen beni bırakma. Benden önce ne yapıyorsan aynısını yaparsın. Mete, çok pişman olacaksın. Beni böyle bir kenara atamazsın. Aziz, niye hala konuşuyor bu kadın karşımda? Annem nerede? İçeride. Anne. Ne var o serumda? Anneni bir daha uyanmamak üzere uyutacak bir şey. Ne istiyorsun? Aziz, Nesrin Hanım'ı ara. Nesrin'e yaptığın terbiyesizlik için af dileyeceksin. Sizi dinliyorum. Geçen gün size karşı çok büyük terbiyesizlik yaptım. Affınızı diliyorum. Bir şartla. Şahsıma karşı yaptığınız alçakça komplonun belgelerini istiyorum. Nafiz. Thank you.
Benim senin yanına bırakacağımı sanmıyorsun değil mi? Bu bana yaptığın son yanlış olacak. Yüzüme bakacak cesaretin yok mu? Çıkar şunu kafamdan! Bir de dalga mı geçiyorsun şerefsiz? Yetmedi mi ha? Yetmedi mi kedi köpek gibi dolaştığınız? Siz kimsiniz? Bizi neden aldınız? Biz 2000 yıldır bu milletin bekasını sağlayanlarız. Sizi buraya bir görev vermek için çağırdım. Aksaçlı, siz misiniz? Evet. Sizinle tanışmak benim için büyük bir şereftir. Bize vereceğiniz görev nedir? Polat Alemdar görevden alındı. Bundan sonra onun görevlerini ikiniz beraber üstlenecek, KGK'yi siz yöneteceksiniz. Senin de böyle düşünmene çok sevindim Nesin. Ben de artık gizli saklı yaşamak istemiyorum sevgilim. Elbette. Selvi'nin kendine gelmesi için biraz daha bekleriz. Ben Pusat'la konuşurum zamanı gelince. Seni çok seviyorum. Beni çok mutlu ettin bu kararı almakla. Efendim, bütün boyutlarıyla araştırıyoruz. İlk incelemelerimize göre olayın suikast mı yoksa kaza mı olduğu konusunda henüz bir bilgimiz yok. 20 yıllık polissin. Neyin ne olduğunu sana ben mi öğreteceğim? Çok açık. Suikast girişimi. Efendim, kimden şüpheleniyorsunuz? Söyleyin, hemen icabına bakalım. Mete Aymar. Efendim, malumunuz. Türkiye'de onu alabilecek tek adam sizsiniz. Ben senden adamı almanı istemiyorum. Bana Mete'nin yaptırdığına dair delil getir. Elimden geleni yaparım efendim. Ya delili bul ya da bulamıyorsan yarat. İkisini de beceremiyorsan bir daha gözüme gözükme. Gel. Efendim, Mete Aymar geldi. Gelsin. Buyurun. Bu
Geçmiş olsun adaş. Duyunca inan çok üzüldüm. Tahmin ediyorum. Sağ olduğumu duyunca dünya başına yıkılmıştır. Adaş. Adaş. Ah adaş. Ah. Adaş, sen beni hiç anlayamadın. Hiç de anlamayacaksın. Sen olmasan bu dünyanın ne tadı olacak? Kiminle rekabet edeceğim? Yılların alışkanlığı kolay bırakılır mı? Sen eskiden de böyleydin. Her işin yarım. Ama beni bilirsin. Sana benzemem. Bir işi yaptın mı... tam yaparım. Ayıp oluyor adaş. Aldığın morfinler beynini uyuşturmuş. Ne dediğini bilmiyorsun. Ben sana geçmiş olsuna geldim. Sen beni itham ediyorsun. Mete. Ne bu yaptığını yanına bırakacağım. Ne de devleti sana bırakacağım. Ben senin yerinde olsam, ben bu yataktan kalkmadan esas memleketime dönerim. Memlekete sahip çıkacak biri olsa giderim. Bana ne de? Ne Polat Alemdar'dan fayda var, ne de senden. Ben de gidersem memleket sahipsiz kalır. Sıkıyorsa bunu ihtiyarlara da söyleseydin. Başkanın karşısında elin ayağın birbirine girdi. Sen de... ben de ihtiyarlayacağız adaş. Yaşlılara hürmet etmek lazım. Onları incitmeden emekli etmek lazım. Burada mı yattın? Bak koçum. Benim annenle durumum ciddi. Zaten benden başka bir şey beklemiyorsundur ama... ben bugün yarın evleneceğim. Allah mesut etsin. Ama bir yanlışın var. Kimle evleniyorsan evlen. Benim annem öldü. İnsanın annesinin evliliğini kabul etmesi çok zor. Hele de rahmetli babanın üstüne bu durum daha da zor. Ama ben de o kadar kolay harcanacak bir adam değilim koçum. Allah mesut etsin dedik ya, daha ne diyeyim? Altında mı takayım? İstersen telgraf da çekeyim de. Ama şimdi bırak uyuyayım. Aziz! Hoş geldin. Nasıl oldun? Sen olunca daha da iyiyim. Ayakta kalma, geç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Mete Bey, ben pusat gibi düşünmüyorum. Annemle ilişkinize karşı değilim. Ama lütfen bana adımla hitap edin. Olur Selvi'ciğim. Sen nasıl istiyorsan. Ben sizi yalnız bırakayım. Sen de ol lütfen. Konuşacaklarımız seni de ilgilendiriyor. Thank you.
Geç. Ben Pusat'la konuştum. Zamana ihtiyacı var. En önemlisi de sizlerin onunla konuşmasına ihtiyacı var. Özellikle senin Selvi'cim. Pusat'la konuşmadan önce bana danışman gerekirdi. Canım, ben senin ne kadar üzüldüğünü görüyorum. Pusat'a ne kadar ciddi olduğumuzu anlatırsam, o da ikna olur, seni üzmekten vazgeçer diye düşündüm. Ne dedi? Henüz kabullenemiyor tabii. Bizim lafımızı dinleyecek durumda değil. Ama Selvi'yi dinleyeceğine inanıyorum. Ben ilişkinize karşı değilim dedim ama o kadar da değil. Gidip Pusat'ı falan ikna edemem. Selvi, biz bu işi uzatmadan bir an önce evlenmek istiyoruz. Ama Pusat'ın rızasını almadan evlenmeye gönlüm razı değil. Canım haklısın. Ben de aranıza girmek istemem. Anne oğul kötü olmanızı istemem. Pusat'ı razı etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Ama benim elimden bir şey gelmiyor maalesef. Kusura bakma Mete oğlum. Hastaneye gelemedim. Anne, senin buraya gelmen bile benim için yeterli. Aslında hastaneye de gelecektim. Ama benim haylaz oğlum beraber gideriz dedi. Beni oyaladı. Onun huyu öyle anneciğim. O haylaza ben gerekli dersi vereceğim. Sen bu saatte hala eve gitmediğine göre kimden kaçıyorsun ha? O en son gördüğüm kızcağız ne oldu? Buket miydi, neydi adı? Ben artık daha düzgün bir hayat sürmeye çalışıyorum anacığım. Aferin. Darısı benim haylazın başına. İkinizi de artık baş gözetmek lazım. Gel Nesrin. Semra annemiz yabancı değil. Merhaba, nasılsınız? İyiyim kızım. Sen Ziya Bey'in kızı değil misin? Evet. Ben sizi çıkaramadım, kusura bakmayın. Kusura bakacak bir durum yok Nesin kızım. Babanız rahmetli eşimin iyi ahbabıydı. Annenizle de sağken ailece görüşürdük. Siz o zaman çok küçüktünüz. Annem size kahve falı bakardı değil mi? Şimdi hatırladım. O günler çok güzeldi. Şimdi maalesef evlatlarımız aile kurup bize o sıcak aile ortamını tattırmıyorlar. Mete size bahsetmedi mi? Bahsediyordum canım. Sen geldin. Anneciğim, biz Nesrin'le evlenmeyi düşünüyoruz. Düşünecek yaşı geçtiniz. Bir an evvel evlenip yuvanızı kurun. İkiniz de benim evladım sayılırsınız. Evlenmeniz beni çok mutlu eder. Adaş, sana çok kırıldım. Sen evleniyorsun ve ben bunu annemden öğreniyorum. Ben senin yerinde olsam bu kırgınlıkla düğüne de gelmem. Ya ben sana kırgın kalabilir miyim? Hele ki düğünde yapacaksan mümkün değil kaçırmam. Ya Mete, kaç yaşına geldin? Hala böyle saçma sapan şeyler için gelmeye üşenmiyor musun? Sana düğün hediyemi şimdiden peşin peşin vereyim dedim adaş. Polat Alemdar artık tarih oldu. Öyle affedilmez bir hata yaptı ki
İhtiyarlar ölüm fermanını imzaladılar. Benim Polat Alemdar'la husumetim çoktan bitti. Hoş, bitmese de senin yaptığın gibi hasmımı başkası götürüyor diye sevinmezdim. Erkek gibi vuruşamadık diye üzülürdüm ancak. Benim Polat Alemdar'la ne husumetim olacak? Seninle aramıza giriyordu. Ezeli rekabetimize limon sıkıyordu. Ben onun aradan çıkmasına memnun oldum. Senle ben rahmetli Ecevit'le Demirel gibiyiz. Biz tatlı tatlı rekabet ederken aradan Özal gibi çıktı herif. Saçma sapan konuşma Mete. İhtiyarlar seni beni harcar, Polat Alemdar'ı yine harcamaz. Ya adaş, bari ben söyleyeyim. Sağda solda bilmediğin anlaşılırsa büyük rezil olursun. Polat Alemdar Aksaçlı'nın hayatına kastetti. Bu sürprizi neye borçluyum? Bundan sonra sürprizlere alış Meteciğim. Seni gözümün önünden ayırmaya hiç niyetim yok. Bana güvenmiyor musun Nesrin? Güvenmez olur muyum? Güveniyorum da seni rahat bırakmaz eski takıntılar. Ona güvenmiyorum. Ben bir bakayım. Aziz gene sekreterle kavga ediyor herhalde. Ben senin sekreterinin sesini tanımıyor muyum Mete? Kim var içeride? Hayatım, sandığın gibi değil. İçeri giremezsin diyorum sana. Bırak beni ya, bırak! Bırak! Bırak, anası da görsün oğlunun nasıl bir psikopat olduğunu. Canım, Pusat'la kavga etmişler. Ne kavgası be? O manyak beni ne hale getirdi, görmüyor musunuz? Bunu Pusat mı yaptı? Ben onun adına sizden özür dilerim. Onun da özür dilemesini sağlayacağım. Mete, hanımefendiyi hastaneye götürün. Ama siz karışmayın. Siz karışınca iyice delirir. Zaten beni bu hale sizin yüzünüzden getirdi. Delirttiniz Pusat'ı. Buket Hanım, gelin sizi doktora gösterin. Reis, Pusat nerede? Ne yaptın canım? Görüştün mü Pusat'la? Hayır, bulamıyorum. Reis de bilmiyor nerede olduğunu. Canım, sen evine git. Benim biraz işim var. Bitirince ben bulurum Pusat'ı. Mete Bey, herkes bu işten kaçtı ama siz kaçacak bir yer bulamadınız. Benim kaçma gibi bir huyum olmadığını bildikleri için ihaleyi üstüme bıraktılar. Yani TC diyor ki biz bu konuda çok ciddiyiz. Bak zamanında size en amansız olan, adeta bir katil gibi üstünüze gelen bir şahini güvercin olarak masaya koyuyoruz. Geçmiş geçmişte kaldı Lala. Geçmişte ben sizin kadar, siz de benim kadar tecrübeli olsaydınız sorun bu seviyeye gelmezdi. TC'nin aklı çalışmaya başladı. Önderliğin TC'ye bir hediyesi de bu. Buyurun, sizi dinliyorum. Suriye meselesi malum. Hem Suriye hem İran sizin şiddet dozunuzu artırmanızı istiyor. Bu hem bizim hem sizin barış çabalarınıza zarar veriyor. Kışın gelmesi iyi oldu. Bu sorun daha çok ilkbaharın sorunu. Örgüt içinde daha aktif pozisyon almanızı istiyoruz. Yani TC beni öldürtmek istiyor. Aksine, barışa katkıda bulunmanız için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Olumlu birkaç adım atmanız lazım.
Mesela? Geçmişinizle yüzleşin. Kara gibi faili meçhullerle sembolleşmiş birkaç kişiyi halkımıza karşı işledikleri suçlardan ötürü yargılayın. Sen mi öldürdün? Bunu soracağını biliyordum. Nesir'i niye öldüreyim ki? Sen onunla evlenseydin benim önüm açılacaktı. İhtiyarlar da seni çizecekti. Ben Nesrin'i o kadar sevmiştim ki onunla her şeyi geride bırakmaya razıydım. Adaş, öncelikle başın sağ olsun. Nesrin'e üzüldüğümden çok senin için üzüldüm. Çünkü ben de senin gibi hayatımın kadınını bulsam her şeyi geride bırakırdım. Ama bu lanet ihtiyarlar ne sana ne de bana istediğimiz hayatı yaşamamızın iznini vermiyor. Söylüyorsan bunu öğrenirim. Bunu öğrenirsem seni öldürmem. Hayatı sana cehenneme çeviririm ki benim yandığım gibi sen de yan. Efendim, isterseniz Abdüleyleri atlatabiliriz. Devam edelim Aziz. Madem Eşref Bey'i görmek istiyorlar, götürelim. Mete, Nesrin Çakır'ın ölümü senin şirazeni bozmuş. Bu defalık acına veriyorum. Bir daha olursa kafanı kopartırım. Koçum, Mete Bey'i çağır. Efendim, Mete Bey rahatsız. Maalesef kimseyi kabul etmiyor. Aziz, adaş hasta olmuş. Niye bana haber vermiyorsun? Gidip bir bakalım, bir şeye ihtiyacı var mı? Mete Bey. İndirin silahları. Kime silah çekiyorsunuz lan? Adaş, yanlış zamanda geldin. Bugün git, yarın ben sana uğrarım. Mete, gel iki dakika konuşalım. Tatsızlığa gerek yok. Öyle kapı önünde niye duruyorsun evladım? Gelin içeride konuşun ne konuşacaksanız. Anneciğim, biz rahatsızlık vermeyelim. Mete ile iki dakika konuşup gideceğim. Beni görmeden mi gideceksin? Hadi gelin içeri, düşmanları kendinize güldürdüğünüz yeter. Hadi. Böyle geçelim adaş. Hoş geldiniz Mete Bey. Sen ne arıyorsun burada koçum? Erhan evladım benim üçüncü oğlum oldu. Ama söyleyeyim, ikinizden de hayırlı çıktı. Semra annesini hiç üzmüyor. İltifat ediyorsunuz anneciğim.
Niye geldiğimi biliyorsun. Aksaçlı seni istiyor. Artık sizlerin saçı ağardı. Halen başkalarının hizmetini mi yapacaksınız? Şimdi sizin vaktiniz geldi. İkiniz el ele verip devletin idaresini alın. Az kaldı anneciğim. Yarın dediklerinin hepsi olacak. Adaş da sözümü dinlerse o da bu yapının içinde olacak. Mete, bu sıra yine çok içiyorsun anlaşılan. Söylediklerin rüyanda bile olmaz. Adaş, bu defa sözümü dinle. Bu gece misafirim ol. Yarın her şeyin değiştiğini gözlerinle göreceksin. Bu kadar saçmalık yeter. Yürü Mete. Aksaçlı seni istedi. Ben de alıp götüreceğim. Halit! Anne ne yapıyorsun? Oğlun çıldırmış. Ne dediğini bilmiyor. Öyle giderse canından olacak. Mete, ben oğlumun ne zaman hayal gördüğünü, ne zaman gerçeği konuştuğunu bilirim. Sen de benim oğlumsun. İkinizin de istikbali için sabaha kadar buradasın. Aziz, adamlarına söyle silahlarını bıraksınlar. Yarın sabah gelir alırsınız abinizi. Mete, bu son şansın. Yarın senin de, annenin de kafasına sıkarlar. Adaş, sen dediklerimi yap ki yarını göresin. Hoş, gördüğünde gözlerine inanamayacaksın, o ayrı. Ama en azından göreceksin. Aziz, ne diyorsa yap. Mete, bütün istihbarat birimleri kendi başlarına bağımsız hareket ediyor. Bunları bir koordinasyon altına almaya karar verdim. Eşref Bey heyet işlerinden vakit bulamıyor. Bundan sonra bütün birimler sana bağlı olarak çalışacaklar. Elimden geleni yaparım efendim. 20 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz efendim. Maalesef bugüne kadar bunu anlatamadık. Adaşım bu görevi layıkıyla yerine getirecektir. Ama birinin de heyetle arasında köprü vazifesi yapması lazım. O işi Naip yapacak Mete. Ben de onu kastediyorum efendim. Henüz Naip seçimini yapmadım Mete. Sen son zamanlarda çok yoruldun. Biraz istirahat et, sonra konuşuruz. Efendim, Mete son zamanlarda gerçekten çok yoruldu. Biraz dinlenmeyi hak etti. Ben Amerika'da yeterince dinlendim efendim. Kendimi yeniledim, öyle döndüm. Şu an en verimli olacağım zamanım. Mete, annene vakit ayır. Kadıncağız uzun süre yolunu gözledi. Amerika'dan döndüğünden beri de çok çalıştım. Çok ihmal ettim. Selamımı ilet. İletirim efendim. Çok mu hayal kırıklığına uğradı? Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok efendim. Mete, geçmiş dönemde yapılan yanlışları biliyorsun. Amerikalılar, İsrailliler ve Ruslarla ilişkilerimizi düzeltmemiz lazım. Komşu ülkelerle yeniden iyi ilişkiler kurmamız lazım. En üst düzeyde yetkililerini derhal bekliyorum. Emredersiniz efendim. Yarın hepsiyle görüşme ayarlarım. Yarın değil Mete, derhal. Baş üstüne efendim. Gel Mete. İstihbaratta işler umduğundan karışık değil mi?
Maalesef efendim. Ama toparlayacağız. Ondan şüphem yok. Ama yerine bakacak, güvenilir bir adama ihtiyacımız olacak. Efendim, bir kusurum mu oldu? Niye hep olumsuz düşünüyorsun? Efendim, meslek hastalığı diyebiliriz. Nesrin'in ölümü seni sarstı. Efendim, hepimizin zaafları var. Fakat dersimi aldım. Siz geri çekilmemi uygun görüyorsanız çekilirim. Biliyorsunuz, ben görev istemedim. Siz uygun gördünüz. Şimdi seni daha büyük, daha kutsal bir görev için uygun gördüm Mete. Naibim olacaksın. Efendim, bu benim için büyük bir şeref. Güveninize layık olmak için elimden geleni yapacağım. Mete, zor zamanlar geçiriyoruz. Senden ilk beklentim içimizdeki bölünmeyi bitirmen. Bunun için Maskeli ve Adil Bey'i ne yapıp edip bulmamız lazım. Derhal çalışmalara başlayacağım. Böyle nereye dalıyorsun koçum? Burası kimin odası biliyor musun? Naip odası. O zaman buraya giremeyeceğini de biliyorsun. Ne işin var burada? Aferin koçum. Hep böyle uyanık olun. Kimseye göz açtırmayın. Ben yeni naibinizim. Bize böyle bir emir bildirilmedi. Sabah bildirecekler. Şimdi işim var. Sen git dinle. Yarın uzun bir gün olacak. Şimdi annemin yanına gitmektense cehennemin dibine gitmeyi tercih ederim. Sonunda gideceğin yer orası Mete. Ne oldu adaş? İhtiyarlar sana çocuk bakıcılığını mı uygun gördüler? Ama yanlış yere geldin. Çocuk parkı az ileride. Asıl sen yanlış yerdesin. Meyhane bir alt sokakta. Nafiz. Bu adaşa istihbaratta yalandan bir koltuk verdiler. 23 Nisan çocukları gibi kendini koltuğun sahibi zannetti. Adaş, gel sen bana katıl. Bizim hakkımızı yiyor bunlar. Bundan sonra senin hakkını da ben koruyacağım. Rahat ol. Niye? Saçın ağırdı diye kendini aksaçtı mı zannetmeye başladı? Şimdilik naipliğe kadar gelebildim Mete. Çok sevindim adaş. Zaten ya sen ya ben. Başka kimi yapacaklar? Kendim olmuş gibi sevindim. Ya ya, bilmez miyim? Bu gençleri benim emrime vermeye mi getirdin? Naiplik sana yaramış, iyi düşünmüşsün. Hem ben gençlere tecrübelerimi aktarırım, hem de bunların bir kısmında asilik var. Onları biraz törpülerim. Tabii sen fırsat buldukça buraya gelir, gençlere anlatırsın, askerlik anısı anlatır gibi. Tabii seni dinleyecek birini bulursan. Polat Alemdar'ın koltuğunu bu yeni yetmelere verecek halin yok herhalde. Ne diyorsun Nafiz bu? Bugün 23 Nisan. Mete, geçmişi unut. Ben artık naibim. Sen de benimle makamıma göre konuşacaksın. Hepiniz emrim altındasınız. Nafiz, bunu çıkar buradan. Efendim, Semren de çok merakta kaldı. Bir gidip baksak. Çekil Nafiz, çekil! Thank you.
Efendim, maskeliğe dair bir iz bulduk. Kırmızı kitapla ilgili belgelerin çalınması sırasında Pusat Çakar'ın yanındaki şahsın Polat Alemdar'ın adamı Cahit olduğu tespit edildi. Adil'le birlikte hareket ediyorlar. Takip edersen seni maskeliğe ulaştırır. Efendim, Polat Alemdar'ın bütün ekibini takibe aldırdım. Mekanları da izleniyor mu? Evet efendim. Mete, maskeliyle Adil Bey'i bir an önce bulma... Mekanın etrafını sardınız mı? Evet efendim. Giriş çıkış yapan olmadı. İçeride kimlerin olduğunu öğrendiniz mi? Bu saatte Erhan'dan başka kimse var mı bilmiyoruz. Buyurun efendim. Maskeyle elimizden kurtuldu. Aksaç da oradaysa sana doğru gelecektir. Tedbirini al. Emredersiniz efendim. Mete. Maskelinin kimliğini öğrendik. Polat Alemdar. Kırın. Kalk. Kaldı elleri. Temiz. Hayırdır Mete Bey? Artık narkotiğe de mi sen bakıyorsun? Ne arıyorsunuz burada? Ben bu çocuğu kötü alışkanlıklarından kurtarmaya çalışıyorum. Bir nevi grup terapisi. Sana sordum koçum. Ne arıyorsun burada? Erhan abi verdi cevabı işte. Daha ne söyleyeyim? Polat Alemdar'ı bekliyorsanız biraz gecikecek. Malı ben çektim, kafayı sen mi buldun Mete Bey? Ne Polat'ı da? Efendim, az ileride park halinde bir araba var. Yanına birini al, kontrol edin. Adamlarına söyle gizlensin. Maskeli gelirse bizi fark etmeyecek. Maskeli burada Mete Bey. Sen karıştırdın herhalde. Koçum, annenin hatırı da bir yere kadar. Senden hatır bekleyen yok. Ne yapacaksan yap. Lan. Elinde susturuculu silah var. Abi, adamların kıyafetlerini giyeceğiz. Kanman olmasın diye sıkmadım. İyi halt ettin. Adam neredeyse vuruyordu beni. Ben Polat falan bilmiyorum. Biz oraya Erhan bizden bir şeyler saklıyor diye gittik. Niye kurtarmaya kalktınız o zaman Erhan'ları? Kara abi öyle dedi. Ben ne bileyim öyle niye? Kara'nın gizli mekanlarını söyle. Bildiğimi söyledim. Unuttukları vardı. Hatırlamasına yardımcı oldum. Erhan!
kadar işkenceye dilsiz bile konuşurdu. Adam bilmiyor işte. Bırakın. Gel. Efendim, hoca isimli şahısla ilgili birleşen belgeler. Henüz tamamını bitiremediler. Birleşen sayfaları getirdim. Müsaadenizle efendim. Söyle Aziz. Tamam Aziz, söyle buraya getirsinler. Efendim, Akif Adil Bey'i ele geçirmiş. Maalesef Polat kaçmış. Bu çocuk yaman çıktı Mete. Ne diyorsun? Polat'ın yerini doldurabilir mi? Efendim, Polat kadar iyi olup olmadığını... Polat'ı ele geçirip geçirememesi belirleyecek. Siz Akif'e destek verin. Birkaç saatte Adil Bey'i bulan adam, birkaç günde de Polat'ı bulur Mete. Mete, bu olanlar ne demek oluyor? Efendim, neden bahsettiğinizi anlayamadım. Gayet iyi anlıyorsun. İstihbarat kurumlarımızdaki en kritik adamlarımızı bana haber bile vermeden dağıtıyorsunuz. Efendim, Aksaçlı'nın tasarrufu. Onunla konuşmanızı öneririm. Benim niyetim de o Mete. Geldiğimi haber ver. Efendim, şu an meşguller. Biraz uzun sürebilir. Hayırdır? Benden daha önemli misafiri kim? Adil Bey efendim. KGT ele geçirdi. Aksaçlı sorguluyor. Siz bunu bile bana haber verme gereği duymadınız, öyle mi Mete? Efendim, henüz çok yeni oldu. Aksaçlı ilk sorgulamadan sonra size haber verecekti. Efendim, isterseniz sorgu bitince ben size haber vereyim. Lüzum yok. Ben beklerim. Efendim. KGT'den Temirhan gelmiş. Sizinle görüşmek istiyor. Dalga mı geçiyorsun benimle Mete? Beni bunun için mi rahatsız ediyorsun? Efendim, çok ısrar etti. Derdi neyse dinler gönderirsin Mete. Sana işini mi hatırlatayım? Seni boşuna naip diye koymadım. Sen ne işe yarıyorsun? Özür dilerim efendim, bir daha olmaz. Derdi neymiş? Efendim, KGT'de huzursuzluk var. Akif'in liderliğinden rahatsız olduğunu anladım konuşmasında. Gelsin. Görüşeceğim. Bırak dedim silahını. Kaçıyorlar. Çocuklar, uzatmayın. Çok geç olmadan vazgeçin. Teşkilatın itibarında gölge düşürmeyin. Bunu önceden düşünecektim müdür bey. Nedir durum? Efendim, müdür beyi reyi tutuyorlar. Müdür bey emekli oldu, senin haberin yok mu? Şamil, Alptekin, açın kapıyı.
Mete Bey, bunun bir açıklaması var mı? Gençler, siz arkadaşlarınızın yanına gidin. Müdür Bey'le ben ilgilenirim. Bugüne kadar gösterdiğin hizmetler nedeniyle kurumdan şerefinle ayrılmana izin veriyorum. Bilirsin. Mete, ne biçim eğitiyorsun adamlarını? Ha? Mete, senin devlete hizmetlerini ve fedakarlıklarını biliyorum. Ama hizmet ettiğin kişi şu anda en büyük hain. Aksaçlı'ya göre de en büyük hain sizlersiniz. Bir insanın hain olup olmadığını nasıl anlarsın Mete? Yaptığı icraatlarla. Sen Türkiye'deki terör sorununu en iyi bilenlerden birisin. Sencer'in stratejisiyle açılımı baltalama hamlelerini nasıl buluyorsun? Bu hainlik değil de nedir? Herkesin yöntemi farklı. Kimi savaşarak bitirmek ister, kimi anlaşarak. Savaşarak bitiyorsa, siz o kadar yıl savaştınız. Bitirebildiniz mi? Eşref Bey, ne yarıyorsunuz çenenizi? Mete, bana bak. Bak bilirsin, ben seni sevmem. Sen de beni sevmezsin. Ama Mete, bu adam seni sattı, sattı! Seni bize yem etti, ha? Biz tavuk değiliz. Ama sen solucan olmayı kabul ediyorsan, bizim için sorun yok. Ben gider Aziz Ezer, konuştururum Mete. Başımın belada olduğunu biliyorsun. Buraya gelerek seni de tedirgin ettiğimin farkındayım. Fakat durumun aciliyeti ve önemi olmasa seni riske atmazdım. Mete Bey, benim ve ailemin zor zamanlarımızda hep yanımızda oldunuz. Destek verdiniz. Ama şu anda burada benimle görüşüyor olmanız hem benim hem de içinde bulunduğum proje için gerçekten çok riskli. Projenin sona erdirilmesinden, sürecin tıkanmasından emin olun daha riskli değil. Başarısızlıkla sonuçlanan diğer açılım hamleleri gibi maalesef bunu da doğmadan boğacaklar. Şimdiden gerekli adımları attılar bile. Mete Bey, bunu bana değil, devletin bu konudaki yetkililerine bildirmeniz gerekiyor. Metin'i kastettiğinizi biliyorum. Fakat Metin şu an içinde bulunduğum durum sebebiyle benimle görüşmek istemeyecektir. Metin Bey, bu süreci takip eden tüm dış servislerle devletin diğer istihbarat birimleri tarafından takip ediliyor. Tamam. İşte tam da bu yüzden bu görüşmeyi senin haberi olmadan ayarlamanı istiyorum. Çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyeceksin. Geldiğinde ben temas edeceğim kendisiyle. Mümkün değil. Güvenlik zafiyeti oluşmaması için Metin Bey tüm görüşmelerini kendi ofisinde yapıyor. Bölgeden önemli bazı aşiret reislerinin kendisiyle gizli görüşme yapmak istediğini söylersen gelecektir.
yerden sıkıyorlar. Gören var mı? O ses sanırım kanat sesi. Abdüley, kanasla sıkıyorlar. Bir şekilde yaklaşmamız lazım. Yoksa herif hepimizi indirecek. Burada. Badenin içindeler. Abi! İçeri girek! Burada cistiklak durayım! Olur! Girelim de herif bir roket atar atsın. Hepimizi patlatsın değil mi? İşine bak sen, işine! Beni koruyun. Ben gidip indireyim. Dur sen dur. Kaçanı birden indireceksin Abdüley. Siz burada kalın. Ben çıkıyorum. Atla. Az daha yaklaş. Geldik, geldik, geldik. Hadi, hadi, hadi. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş, az daha yaklaş. Reisi de kaybettik. Eşref'i buradan çıkar. Efendim, kendinizi feda etmenize izin veremem. Eşref, ben kaçmak için çok uzun süredir yaşıyorum. Bu kadar yeter. Ama senin yaşaman lazım. Bundan sonra her şey senin ve Polat'ın ellerinde. Efendim, benden bunu istemeyin. Eşref, sana emrediyorum.